NASA Hubble Uzay Teleskobu resmi hesabından paylaşılan videoda, Dünya'dan tam 655 ışık yılı uzaklıkta bulunan, Helix Nebulası'nın görüntüsünün, sese dönüştürülmüş halini paylaştı. Görüntüyü tarayıp renklerine göre sese dönüştürülerek, ortaya çıkarılan videoda kırmızı ışık daha düşük, mavi ışık ise daha yüksek atışlara göre haritalandırıldı. Işığın frekanslarının kırmızıdan maviye doğru yükseldikçe, sesin frekansı da o doğrultuda arttığı videoda, herkesi şaşkınlığa uğratan ve ürpertici bir ses ortaya çıktı. Helix bulutsusu, kova takım yıldızı yönünde bulunan, oldukça büyük bir gezegenimsi bulutsu. Carl Ludwig Harding tarafından, muhtemelen 1824'ten önce keşfedilmiştir. Bu bulutsu, parlak gezegenimsi bulutsular içinde, Dünya'ya en yakın olanıdır. Uzaklığı yaklaşık olarak, 215 parsek yani 700 ışık yılıdır. Görünüşte halka bulutsusuna, boyutu, yaşı ve fiziksel özellikleri nedeniyle de, halter bulutsusuna benzemektedir. Helix, 2003'ten bu yana, internette sıklıkla Tanrı'nın gözü olarak anılır. Ünlü TV dizisi Battlestar Galactica'nın 15 Aralık 2006 tarihinde yayınlanan, The Eye of Jupiter bölümünde Helix bulutsusuna, muhtemelen bir gönderme vardır. Helix bulutsusu, bir yıldızın evriminin son aşamasındaki, gezegenimsi oluşumun tipik bir örneğidir. Yıldızın çevresindeki gazlar, bizim bulunduğumuz noktadan, alttaki bir helezon yapısına bakıyormuşuz gibi görünür. Bulutsunun merkezindeki yıldız, 30 bin yıl önce dış katmanlarını, uzaya salmış olan çok sıcak bir beyaz cücedir. Merkezi yıldızda gözlenen kırmızılığı, öylesine enerjiktir ki çevresindeki gazları, bir floresans gibi aydınlatır. Helix bulutsusunun iç kenarlarından alınan yakın çekim görüntüler, kökeni henüz bilinmeyen karmaşık gaz düğümlerini, gözler önüne sermektedir. NASA'nın Spitzer Kızılötesi Teleskobu, bulutsunun merkezinde, olası kuyruklu yıldız çekirdekleri gibi, katı cisimlerin çarpışmasından oluşan, tozlu bir disk belirlemiştir. Merkezdeki yıldızın uzaya püsküren dış katmanlarının, çevredeki tozu süpürmüş olması gerekir. Ancak Spitzer teleskopu, yıldızdan 35 ile 150 astronomik birim uzaklıkta bir disk oluşturan, yoğun tozun varlığını belirlemiştir. Astronomlar bu tozun, bizim güneş sistemimizin dış sınırlarındaki, Kuiper kuşağındakiler gibi katı cisimlerin çarpışmasının kalıntısı olduğu görüşündeler. Eğer şimdi beyaz cüce olan, orijinal yıldızın çevresinde bir zamanlar büyük kütleli gezegenler dolaşıyorduysa, yıldızın dış katmanlarını uzaya salarak, kütle kaybetmesi nedeniyle yörüngelerinin karmaşaya kapılması, bunun da Helix'teki Kuiper kuşağı benzerini karıştırmış olması ve, nispi çok sayıda çarpışmaya yol açmış olması, olasılık olarak düşünülmektedir. Ayrıca, hareketlendirilen enkazın bir kısmının beyaz cüce üzerine düşmüş olması gerekir. Bu da şimdiye kadar tam anlaşılamayan bir olguya, beyaz cücenin yaydığı olağan dışı ölçekte X ışınlarına bir açıklama getirmektedir.